Ya. Aa, ona kafam sıçtı. Ya Batu bir dur, indirme kollarını. Çocuklar. Size ellerimle kahvaltı hazırladım. Biz aç değiliz. Ne demek aç değiliz ya? Yemezsiniz, büyüyemezsiniz Nehir'cim. Bana Nehir'cim deme. Bak biliyorum çok kızgınsın. Ama bakın şöyle düşün. Benim de küçükken yanımda ne annem vardı ne babam. E tamam yani. Anneniz abuk subuk bir adamla evlenmiş olabilir. Sizi hiç istemiyor olabilir. Ama babanız burada. Babanız yanında. E ben de yanınızdayım. E babanızla da evlendiğime göre artık ben de sizin anneniz sayılırım. Sen bizim annemiz değilsin. Tamam. O zaman ben de Damla ablanız olurum. Eskiden ne güzel anlaşmıştık, ne çok sevmiştik birbirimizi. Ben seni sevmiyorum artık. Ben de seni sevmiyorum. Öyle ya da böyle biz bir aileyiz. Biz birbirimizi seveceğiz, anlaşacağız. Hayır, anlaşmayacağız. Zaten babam sadece annem geri dönsün diye seninle evlendi. Annem geri dönünce sen buradan gideceksin. Sen nereden uyduruyorsun bunları? Uydurmuyorum bir kere. Biliyorum işte. Nereden biliyorsun? Babam mı söyledi? Evet. Bırak evet. Ablamı. Bırak. Çocuklar. Çekil. Murat. Oturun, gel. Dur. Murat. İyi misiniz? Murat. Ne oluyor kızım? Ne bağırıyorsun sabah sabah? Sen söyleyeceksin asıl. Benim arkamdan neler çevirdi söyleyeceksin. Bağırma. Bırak. Kızım, bu çocuklar annesini aramasın diye uğraşıyorum ben. Sen kaçırtmaya mı uğraşıyorsun? Ne anlatacakmışım ben sana ya? Sen Neslihan'ı geri kazanabilmek için mi benimle evlendin? Ya Murat, bir şey söylesene. Kızım, sen manyak mısın ya? Ya ben geri isteyecek olsam Neslihan'dan niye boşanayım? He? Evin içinde bu çocuklar seni kabullensinler diye öyle söyledim. Ya bu çocuklar anneleri evlendi diye kızmadılar mı? He? Ne diyecektim? Sürpriz! Babanız da evlendi. Ya olabilir mi böyle bir şey? Neslihan Damla ablanızın eve geldiğini duyarsa kızar, o da gelir diye yalan söyledim çocuklara. Anlasana ya. Sen bana ne trip atıyorsun çocuktan duyduğunla? İnanmıyorum. Zerre inanmıyorum sana. Çocukları aldın, evi aldın, işi aldın. Şimdi de beni kullanarak Neslihan alacaksın, öyle mi? Damla, şunu kafana sok. Bu evlilik düzmece. Anladın mı? Ben sana çok aşığım, gel evlenelim mi dedim kızım. Biz Poyraz'la Neslihan'ı delirtmek için yapmadık mı bunu? Sen ne trip atıyorsun bana kocan gibi? Ne kocası ya? Ya delirtme beni. Sen beni yanlış anladın. Ne yanlış anlamışım? Anlat o zaman. Ben bu evlilik oyununa Poyraz'dan da Neslihan'dan da intikam almak için girmedim mi? Girdim. Sen Neslihan'ı geri kazanırsan ne olacak? Ha? Ben ne kazanacağım? Ben seninle evlendikten sonra Poyraz benim yüzüme bakar mı sanıyorsun? Bakkım yiyecek. Ne olacak? Siz kazanacaksınız, ben kaybedeceğim, öyle mi? Kızım, benim tepemin tasını attırma. Bak sen deliysen ben zır deliyim, anladın mı? Öyle afralar tafralar, bağırmalar çağırmalar sökmez bana. Ben çocuklarımın anasını boşadım, seni mi boşayamayacağım? Bilan milan hepsini yakarım valla. Ayşıl! Ne yapacaksın Ayşıl? Sana ne be? Efendim Murat Bey? Ben çıkıyorum. Tamam. Ben çocuklara bakayım. Çık. Çık. Aman belası. Anasının kızı. Sabah sabah hoplattı sinirlerimi. Ne oluyor yeğenim, daha ilk günden sabah sabah yer gök iniyor. Ne oluyor? Murat beni kullanıyormuş. Neslihan'dan intikam almak için değil. Onu geri kazanmak için evlenmiş benimle. Ama yok. Ben göstereceğim. Beni kullanmak, bana oyun oynamak ne demekmiş? Ben ona göstereceğim. Ulan sen hala bu herifin sana attığı kazığa şaşırıyorsun ya. Ben de ona şaşırıyorum yani. Kızım, bu herif pislik, pislik, pislik ya. Sen daha bunun neyine şaşırıyorsun? Ben anlamadım ki. Sonra şuradan geldi. Bu sefer de buradan geldi. Bir bakalım ne olacak? Nehir'ciğim, tamam mı artık ablacığım? Ama Ayşe abla, ne güzel izliyorduk. Ama benim daha güzel bir fikrim var. Diyorum ki şöyle bir parka gidelim, oynayalım, havamız değişsin. Nasıl olur? Olur. Abla hadi gel, gidelim hadi. Hayır Batu, gitmek istemiyorum. Nehir'cim bak, kardeşin korktu biraz. Hem şöyle biraz havamız değişir, eğleniriz. Ne olur ki? Evet. Tamam. Hı.
O zaman üstlerimizi değiştiriyoruz ilk önce. Tamam.